Göster bana annem küçükken nasıl periydi. Bana ver. Tamam. Ama kız. Eda. Gülmedi. Şunların şekerliğine bak. Nasılsınız Eda Hanım? Nasılsınız Betüş Hanım? Canım canım. Hoş geldin. Hoş bulduk hayatım. Müsaitsen biraz laflayalım diye geldim. Otur. Teşekkür ederim. Ah pek şekerler, pek tatlılar. Hayatım ne oynuyor bunlar böyle? Evcilik oynuyorlar. Evcilik de ne? Ya babaları öğretmiş işte fanilerin oynadığı bir oyunmuş. Ay ne güzel. Bırak hayatım, seviyorlarsa oynasınlar. Ama hayatım olur mu? Babaları onlara böyle oyunları öğrete öğrete çocuklarımın psikolojisi bozuldu. Şimdiden büyüyünce fanilerle evleneceğiz diyorlar. Kızma Dutucuğum, kızma. Olacak o kadar. Ne de olsa babaları fani. İkisi de ona çekecek. Yoo ben istemem. Fanilerle evlenmelerini hiç istemem. Hadi hadi büyük konuşma. Bir vakitler sen de ben bir faniyle evlenmem diyordun ama Taceddin'e vardın işte. Ama Taceddin bambaşka. Sahi nerede Taceddin? Ah işte. Kaç kere ona söyledim. Ben periyim. Çalışmana gerek yok dedim ama dinlemiyor. Muhakkak çalışmak istiyor. Aman bırak Duducuğum. Nasıl mutlu oluyorsa öyle yaşasın. Ama Perihan o yokken onu çok özlüyorum. Keşke peri olsaydı da hep benimle şatoda kalsaydı. Ama fani işte. Ama o zaman birbirinizden çabuk bıkardınız hayatım. Annemle teyzeme bak. Hele bir de anneannemle Perihan teyze. Çok komikler, çok çok. Teyzem küçükken ne biçimmiş. Keşke hep öyle kalsaydı da Yavuz onu beğenmeseydi. Keşke.